Evet arkadaşlar, ben Ahmet. Şimdi sizinle beraber DC++ programında, ben niye çift tıkladım ki? Neyse, DC++ programında while, yani while döngüsünü işleyeceğiz. Öncelikle yeni kaynak dosyası açıyoruz. Neyse. Boş verin. Yine bu kodları yazmak zorundayız. Insert ne diye giriyorum ya, Ustream. Sonra karakterlerimizi tanımlayalım. Using namespace std noktalı virgül. Şimdi gelelim programımıza. While döngüsü ne işe yarayacak? Öncelikle sırası gelince anlatacağım. Integer, yani x'e bir değer veriyoruz. Yani x'i şuraya bir x koyuyoruz. Yani bir bilinmeyen koyuyoruz. Sonra x'e değer veriyoruz. X eşittir 0 olsun. Ve noktalı virgülle kapattık. Şimdi ise while döngüsüne geçiyoruz. While parantez açın. X küçüktür 10'dan olsun. Parantezi kapatalım. Boşluk bırakıp bir parantez, süslü parantez açalım ve buraya cout. Eğer x 10'dan küçükse, bir dakika. Eğer x 10'dan küçükse buraya, bir dakika. Eğer x 10'dan küçükse selam yazacak ve bir alt satıra geçecek. Eğer, yani bu x 10'dan büyük oluncaya kadar, 10 11'den sonra oluncaya kadar bu selam yazacak. Aşağısına ise formülü tanımlıyoruz. Artı artı x veya x eşittir x artı 1. İkisi de aynı şey. Kısa yolu artı artı 1. Aman, artı artı x. Noktalı virgül. Sonra sin, daha anlatacağım ben. Anlatmadı demeyin, anlatacağım. Sin yaz satıra. Sin x. Kapattık. Böyle yaptık. Şimdi program ne anladı bu işten? Bakacak. X'imiz sıfırmış. Bir tam ilk önce bakacak. X'imiz doğal tam sayıymış ve bilinmeyen. X'i sonradan öğreniyor. Sıfır, X'in sıfır olduğunu öğreniyor. Buraya sıfır koyuyor. Ondan küçük mü? Küçük. O zaman ekrana bir selam yazıp bir alt satıra geçiyor. Burada formüle bakıyor. Bakın, şurada ayrı ayrı düşünün bunları. Artı tek başına ne olur? 1 olur. Eksi olsaydı eksi 1 olurdu. Artı tek başına 1 demek. 1 ile x'i topluyor. X'in yeni değeri kaç? Oldu, 1 oldu. Şuraya giriyor. X'in yeni değerine bakıyor. 10'dan küçük mü? Küçük. Yine bundan yazıyor. 11 oluncaya kadar bunu tekrarlıyor. Çalıştı, derle diyelim. Masa üstüne deneme olarak. Deneme olarak kaydedelim. Hata buldum, bulmadı. Gayet güzel. Açalım. Görmüş olduğunuz gibi kaç tane koydu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane koydu. Eğer, bakın, eğer şunlar eksi eksi olsaydı, eksi eksi olsaydı, program sonsuz bir döngüye girecekti. Bakın, ardı ardına selam 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 yazıyor. Ardı ardına, bakın, ben bunu böyle çıkarıyorum, hemen aşağı iniyor. Neden sonsuz döngü yaptı? Çünkü x'ten ne çıkarttı? Eksi 1 çıkarttı. X'in yeni değeri eksi 1. Eksi 1 olunca ondan küçük mü? Küçük. Eksilerdeyiz yani. Eksiye doğru devam ediyor. Eğer bunun başında eksi 10 olsaydı, ben bunu daha önce denemedim ama bir deneyelim. Evet, eksi 10 olsaydı, bakalım bakalım ne yapacak?
bir şey yapmadı. Çünkü bu değeri tanımlamadı. Bu değer tanımlanmamış. Ve hatta x'imiz eksi 5 olsaydı ya da 5 olsaydı şuraları yine artı yapalım. Bu sefer x eşittir artı 1 yapalım. Çalıştır diyelim. Değerle diyelim. Değerledi. Masa üstüne indik. Açtık. Görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 5 tane selam yazdı. Neden? Çünkü x'imiz 5. Geriye ne kalıyor? 5 kalıyor ve 5 tane selam yazdı. Yine aynı işlem. Artı artı x yazıyorduk. Yine bunu da deneyelim. Derle dedik. Derlemedi. Şimdi derle diyelim. Derledi. Yine açtık. Ve yine 5 tane selam yazdı. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere.